Kaçışın Ötesinde 12. Kısım. Skyward, kimsede rastlamadığım, bembeyaz yüzü ve göğsüne monte edilmiş siyah sibernetik zırhının üzerine giydiği uzun, kırmızıya çalan deri trençkotuyla bizi arabasına kadar eşlik etti. Kendisi konuşamıyordu. Fikirlerini ya kafa sallayarak ifade ediyor ya da söyleyeceği bir şey varsa ekokomu aracılığıyla yazı olarak iletiyordu. Yaptığımız plana sadık kalarak bizi otonom aracıyla inspection yakınlarındaki lağımın kenarına bıraktı. Araçtan inerken camdan dışarı siyah bir gülün hafif bir tüy yumağı gibi düştüğünü gözlerimle takip ettim. Gül rüzgarın esintisiyle kaldırım kenarına doğru yavaşça süzülerek ilerledi. Su giderlerinin ızgaralarına kapılıp gözden kayboldu. Kerry yeraltı tünellerinden inspection binasına girecek, her köşeye patlayıcı bombalar yerleştirecek ve yukarıda benimle buluşacaktı. Dolayısıyla önce logar kapağını açmasına yardımcı oldum. Ve onun merdivenlerden inişini biraz bekleyip hızla kapağı yerine kapatıverdim. Daha sonra inspection'ın giriş kapısını gören bir bina bulmak üzere adımlarımı hızlandırdım. Görevim Skyward giriş katında bir kaos yaratırken Kerry'nin elimizdeki dronları takas ederek aldığı mini jetpack'i kullanarak inspection gökdeleninin zirvesine ulaşmaktı. Ecocom'dan görebildiğim krokilere göre süper organik bilgisayar en yüksek kattaydı. Ve tüm bunları bitirmek istiyorsak o bilgisayara ulaşmamız gerekiyordu. Bina çevresinde dolaşırken fırtına öncesi sessizlik hüküm sürüyordu. İç içe geçmiş çemberlerden oluşan simgesiyle inspection bayrakları bina boyunca yerleştirilmişti. Etraf bomboş olmasına rağmen her şey ne kadar düzenli görünüyordu. Yeni temizlenmiş kaldırımlar, boyaları hala ilk gün gibi parlayan yaya geçitlerinin sarı çizgileri, çizgilere yansıyan holografik trafik ışıklarıyla birlikte her şey bir tablo gibi nefes kesici gözüküyordu. Ancak güneşin doğuşuyla birlikte buranın serserilerle dolup taşacağına dair kesin bir öngörüde bulunmak zor değildi. Yani bu güzelliklere dalmak için vaktimiz yoktu. İnspeksiyonun girişine bakan bir binaya nihayet ulaştığımda Ecocom'dan 3 kez sinyal aldığımı duydum. Bu sinyaller Skyward'ın işe başladığını işaret ediyordu. Güvenlik güçlerinin girişe doğru koşuşturmaya başladığını gördükten sonra biraz daha beklemeye karar verdim. Tam o sırada bir güvenlik görevlisi girişin camlarını kırarak dışarıya fırladı. Ya da bu durumda fırlatıldı demek daha doğru olurdu. Yaklaşık 20 metre kadar sürüklendi. Her takla attığında kolları ve bacakları tersine döndü ve kırık kemikleri adamın derisinden dışarı taştı. Dikkatimi çeken tek şey ise o asfaltı kızıla boyayacak kanın akmamış olmasıydı. Mini jetpack'in kontrol kolunu çektim ve sessiz motorlar anında ateşlendi. Beynime kadar sıçrayan adrenalin bir an uçmak konusunda beni tereddüte sürüklemişti. O kısacık anda motoru durdurmayı ve jetpack kullanmamayı düşündüm. Ancak motorlar tüm bu düşüncelerimden bile hızlı davranarak beni yukarıya fırlattı. Daha önce hiç böyle bir şey kullanmamıştım. Deneme fırsatım da olmamıştı. Heyecanlanmadan, acele etmeden nefesimi toparlamaya uğraşıyordum. Bu kadar yüksekteyken yanlış bir şey yapmak istemezdim. Zaten biraz sonra yalpalayarak da olsa dengeyi sağladım. Gökdelenin altına vardım. Ne durumdasın Aron? Dedi Kerry. Sesi sol kulağımdan geliyordu. Ancak ben pek cevap verebilecek bir halde değildim. Rüzgar yüzüme vuruyor, ellerim ise buza dönmüş gibi donuyordu. 40 kat kadar yukarı çıktıktan sonra artık yalpalamayı bırakmıştım. Ve ancak o zaman cevap verebilmiştim. 45'teyim. Yükseliyorum. Gökdelen tümüyle camlarla kaplıydı ve 193 katı vardı. Oldukça sade, dikdörtgen bir camdan kutu formundaydı. Açıkçası pek estetik açıdan göze çarpan bir şey yoktu. En uçta bulunan göğe uzanan antenler tepesine inmemi engelliyordu. Bu yüzden ben de camlardan içeri girerek kendi yolumu açmayı planlıyordum. 74. katı geçtiğimde aşağı bakma gafletinde bulundum. Sadece ne kadar yüksekte olduğumu anlamak istemiştim. Bütün arabalar, yollar, parklar, çocukken oynadığım oyuncaklar gibi ayaklarımın altına saçılmıştı. Yükseklikten başım dönmeye başlıyordu. Yere bakmayı bırakıp yukarı odaklandım. 128'e geldiğimde Ecocom'dan 4 sinyal sesi geldi. Bu ekstra desteğin geldiğinin habercisiydi. Aynı zamanda binada bulunan özel kuvvetlerin de bu duruma dahil olduğu anlaşılabilirdi. Genel bir inspection protokolüydü bu. Bu da Kerry ve benim yukarıya çıkışımızı epey kolaylaştıracaktı. Öyle umuyorduk.
Ancak elbette işim ters gidecekti. Jetpack'in deposunun bitmesine çok az kalmıştı ve ben kulaklarımı delen rüzgarlardan dolayı uyarı sesini çok geç fark etmiştim. Bir manevrayla 130. katın camlarına jetpack yardımıyla asıldım. Çantamdan çıkardığım camı kesmek için kullanacağım lazer kesiciyle işe koyuldum. Jetpack'in deposu son demlerini yaşıyordu. Zayıf güç sinyali daha sık gelmeye başlamıştı. Olduğum yerde lazer kesiciyle geçebileceğim bir boşluk oluştururken soğuk terler dökmeye başlamıştım. İşte tam o zaman başıma geleceğini hiç düşünmediğim bir şey oldu. Lazer kesici terlememin etkisiyle ellerimden kayıvermişti. Çaresizlik içerisinde görüş alanımdan çıkan kesicinin düşüşünü izledim. Bir yandan jetpack'te öksüren yaşlı bir amca gibi motorlarını açıp kapatınca elim hızlıca çantama gitti ve çıkardığım kancalı tabancayı üstünde uğraştığım cama ateşledim. Kanca camı sertçe kırıp içerideki bir eşyaya tutundu. Ucuz kurtulmuştum. Biraz nefes alarak hızlanmış kalp atışlarımı dinginlemeye çalıştım. Sonra da jetpack'i sırtımdan aşağı attım ve camı yedek lazer kesicimi kullanarak halledip içeri girdim. Kerry, 130'a kadar geldim. Sonrasını koşarak çıkacağım. Tamam, 22'deyim. Bazı askerler hala katlarda geziyor. Olabildiğince sessiz ol lütfen. İlgiyi yürüdüğümüze çekmeyelim. Skybert, sen ne durumdasın? Skybert Kerry'e tek uzun bir ses yolladı. Bu da hala dayanabiliyorum demek oluyordu. Tamam, biraz daha dayan bakalım. Bu katta kimse yoktu. Gördüğüm kadarıyla kübik çalışma odacıkları olan bir ofisti burası. Çok etrafı araştırmadan birkaç kat daha yukarı çıkmayı başardım. Ama sonra öldüm. Nereden geldiğini anlamadığım sessiz bir kurşun alnımın ortasından yere mıhlamıştı beni. Bedenimden çıktım. Zaman duraklamıştı. Tıpkı ilk kez öldüğüm gibiydi. Tek fark ise şu an her şey çok berraktı. Bana doğru ateş edilme ihtimali olan yerlere göz attım. Kırmızı halılarla bezenmiş bir toplanma alanındaydım. Etrafta misafirler için konulmuş beyaz yuvarlak masalar vardı. Küçük bir sahne bulunuyordu. Sonra onu gördüm. Kafamı yukarı kaldırdığımda elmaslarla bezenmiş dev avizenin üzerinde duruyordu. Bembeyaz zırhı ile elinde bulunan uzun menzilli lazer silahını bedenime doğrultuyordu. Avizeye birkaç masayı üst üste koyarak ulaştım. Daha sonra da arkasında biraz bekledim, odaklandım. Zamanın akmasını ve tekrar var olmayı içten içe umarak bekledim. Gözlerimi sımsıkı kapadım. Yavaş yavaş silahın yankısının duvarlardan geri sekmeye başladığını duyuyordum. Nihayet zamanın normal akışına döndüğünü anladığımda gözlerimi açtım ve adamın boynunu kırıp işini bitirdim. Öldüğüm noktaya tekrar baktım. Gözlerimin önünde o bedenin derisinin çekildiğini, yavaşça siyah ve yeşile çalan bir renge büründüğünü gördüm. Çok geçmeden bütün beden yerini balçık benzeri bir hale bıraktı. Öylece eridi. Şimdi o balçık, mükemmel bir şekilde işlenmiş, kim bilir hangi makineler tarafından dokunmuş olan kırmızı halının üstünde temizlenmesi gerektiği unutulmuş bir kahve lekesi gibi geriye kalan tek şeydi. Demek çürümek böyle bir şeydi diye düşündüm korkuyla. Ben böyle mi olacağım yani? Bütün bedenim bir sıvıya dönüşerek mi? Aptal bir halıda leke gibi kalarak gözlerimden süzülen birkaç şişi sildim. Midemin bulandığını ve sabah yediğim her şeyin ağzıma kadar yükseldiğini hissettim. Ellerimle ağzımı kapatmayı denedim ama çok geç kalmıştım. Boğazım yırtılıp acıyana kadar kustum. Gözlerimden akan yaşlar şimdi pislikle bulanmış halının üstüne düşüyorlardı. Böyle ölemem. Ben ellerimle gözyaşlarımı sildim. Parmak uçlarım o balçığın rengine bürünmüştü. Parmaklarımı üstüme silerek renklerden kurtulmaya çalıştım. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım olmadı. Çıkmıyordu. Başlıyor olamaz. Yakınlardan gelen bir çatırtı sesi düşüncelerimi böldü. Pisliğin yanına devrilmiş olan çantamı hızlıca kaptım. Kolonların arkasına saklandım. Hey! Dedi biri. Kontrol edin, bir şey duydum, diye fısıldadı diğer ses. Sulu gözlerim eski dostlarım top droidlerinin sessizce önümden geçişini izledi.
Bir taraftan askerleri halledip halledemeyeceğimi anlamak için dikkatli bir şekilde onları süzdüm. Sadece iki insan vardı. Top droidlerin bana sorun oluşturacağını sanmıyordum. Çoğu zaman birbirinden ayırt edilemezlerdi. Ancak bu medikal amaçlı olanlar gibi görünüyordu. Yine de şu anda saldırmak yerine kaçmayı tercih ederdim. Daha fazla kişinin burada bir problem olduğunu fark etmesini istemiyordum. Bacaklarım yorulana kadar koştum. Merdivenler her 5 katta bir geniş bir alana açılıyordu. Dolayısıyla temkinli ilerlemek durumunda kalıyordum. Yolum bu sefer toplantı odalarının olduğu koridor ile kesişti. Karşı tarafa sessizce koşarak ilerlemeye başladım. İlk kapıyı geçtikten hemen sonra ise ikinci kapı suratıma doğru açılınca içgüdüsel olarak kapının arkasına gizlendim. Nefesimi tuttum. Asker kadının beyaz zırhla kaplı olan eli kapıyı kapatmak için kavrayınca sağ elimi kargo pantolonumun cebine attım. Sol elimle de kadını kendime çektim. Elime gelen kırmızı tornavidamı o daha ne olduğunu anlamadan boğazından içeri soktum. Refleks olarak silahına davranmıştı. Ateşlenmesine kalmadan birkaç kere daha boğazını deştim. Bedeni üzerime yığıldı. Kenara yavaşça itip kapıdan içeri göz ucuyla baktım. İçeride kimse yoktu. O sırada koridor boyunca olabildiğine nazik, hafif bir tonda zil sesi duyuldu. Koridorun sonunda o ana kadar fark etmediğim bir asansör bulunuyordu. Kırmızı renkteki 174 sayısı asansörün göstergesinde parladı. Benim hatamdı. Öylece durmak yerine koşup saklanabilirdim. Ama hareket edemedim. Ne ayaklarım ne vücudum kaçınmak için bir şey yapmayı istemiyordu. Asansör kapısı aralanınca beyaz zırhlılar elimde duran kanla kaplı tornavidayı fark ettiler. Bir bağırış duydum. Sanırım ateş etme emriydi bu. İsabet eden lazerler vücuduma delikler açtı. Anlık sıcaklık hissi her yerime yayıldı. Ve tekrar öldüm.